bir şey denemeye karar verdim. Çok yakından takip edenler bilirler ki ben bazen dayanamayıp hoşuma gitmeyen yorumlara cevap veriyorum. Hatta uzun bir süre bu konuşma devam bile edebiliyor ve bu beni çeneden çıkartıyor falan filan. Çünkü maalesef karakterim gereği, maalesef diyorum çünkü bundan çok çektim. Karakterim gereği Sezar'ın hakkı Sezar'a diye düşünen bir insanımdır. Ben haksızsam haklıyım demeliyimdir. Karşımdaki haksızsa ben haksızım demelidir bana. Bunu inat edip zorla insanlara kabul ettirmeye çalışıyorum. Çünkü kimse hatasız değil arkadaşlar. Herkes hata yapabilir. Önemli olan bunu kabul edebilmek ve karşıdakine saygı gösterebilmekten kaynaklanıyor. İster çok bilmiş deyin, ister ne bu özgüven deyin, isterseniz bir taraflara havada deyin, hiç umurumda değil. Ben böyle, bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Karşımdaki çoğu kişinin de yaş olarak benden küçük olduğunu ve toy olduğunu farkında olduğum için de belki biraz büyük bir söz olacak ama ders vermek istediğimden kaynaklanıyor bütün bunlar. Şu an çektiğim videoyla ne alakası var? Belki bir alakası olabilir, ileride göreceğiz. Videoyu çektiğim sırada şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Ben YouTube yorumlarıma bakmak için, telefondan bakmak için YouTube'un Studio diye bir application var, onu kullanıyorum. Gelen son yorumları, mesela şey yapmıyor, işte bundan kaç ay önceki yoruma gelen bir yorumun, yoruma gelen başkasının yaptığı bir cevabı göstermiyor ama bana gelen son yorumları gösteriyor. Yani direkt ilk atılmış yorumları. Şimdi onlara bakıp buradan cevap vermeye karar verdik. Çünkü biliyorsunuz ki bazen yazılan şeylerle yüz yüze, şu an yüz yüze olduğumuzu varsayarak söylüyorum. Yüz yüze konuşulan şeyler arasında fark olabiliyor. İfade farkı olabiliyor. Veya yanlış anlaşılma olabiliyor. İyi anlamda ya da kötü anlamda. Bugün yazılan her son gelen yorumlara cevap vereceğim. Hem iyisine hem kötüsüne normalde cevap vermediğim yorumlara da böylece cevap vermiş olacağım. 14 saat önce Mamamoo Toller'den New Reaction'la Kripto Beğenli Kısa Saçlı Kız grubun en küçüğü yazmış Eslem. Bunu yazan 1600. kişisin Eslem. Teşekkür ediyorum. İlk izleyişimiz BTS Boy in Love Reaction. Bu mevzulu konuşma. Geçen gün bu arkadaşla biz saatlerce tartıştık. Hatta ben bunu Facebook'taki Senem Biricik Facebook kişisinde de paylaştım neler olup bittiğini. Ama arkadaş nedeni bilmediğim bir şekilde verdiği bütün cevapları sildi. Otomatikman benim ona verdiğim cevaplar da silinmiş oldu. Ve artık cevap vermiyor bana. Genelde böyle durumlarda insanlar karşıdakine haksızlık veya terbiyesizlik veya herhangi bir hata yaptıklarını fark ettiklerinde ve bu kişi tarafından köşeye sıkıştırıldıklarında ki ben oluyorum o. Ve evet bunu yapmak hoşuma gidiyor çünkü dediğim gibi haklıysanız haklısınızdır, haksızsanız haksızsınızdır. Bu herkes için geçerlidir. Otomatikman böyle durumlarda ya küfürle bitiyor konuşma, yani bana küfür edilerek ya biz git deyip mesela bitebiliyor. Ya seninle uğraşamayacağım, sana vaktimi mi harcayacağım be deyip bitiyor. Ya da yorumlar silinerek bitiyor. Ama ben tabii ki bunu öngörerek ve bu tarz şeyleri tekrar tekrar hayatımın belirli kısımlarında okumayı sevdiğim için hem bakalım ben ne demişim, doğru mu demişim, yanlış mı demişim deyip kendimi gözden geçirmek hem de iyi bir şey yaptıysam Senem aferin böyle olmaya devam et. Kötü bir şey yaptıysam da senden bu yönünü değiştir demek için böyle şeylere tekrar bakmayı severim. O yüzden benim screenshot alırım arkadaşlar. Her şey elimde. Screenshot almasam da zaten bütün yorumlar, bütün gelen yorumlar mail olarak bana geliyor. Ve ben Ayuk Çingun'un mail adresinden asla mail silmiyorum. Otomatikman bana attığınız yorumları silmeniz sadece kendiniz kandırdığınız anlamına gelir. Arkadaş BTS Boy in Love Reaction'la yazmıştı. Keşke BTS'i hiç tanımasaydınız yazmış. Bu bizim ilk BTS reaction'ımızdı Gizem'le. Ben de ona şey yazmıştım. Keşke bizi hiç izlemeseydin yazdım ben de. O da ne yapalım herkes hata yapabiliyor yazmıştı. Şu an bunlar gözükmüyor tabii ki. Sadece ne yapalım herkes hata yapabiliyor gözüküyor. Ben de ona hatalar hatalar yazmıştım ki bu bir önceki konuşmamızın size verdiğim aynı cevaptı.
bu arkadaş eleştiri yaptığını, eleştiri yapmanın hakkı olduğunu, benim sadece iyi eleştirilere değil, kötü eleştirilere açık olmam gerektiğini, işte böyle bir iş yapıyorsam bunları kabul etmem gerektiğini vesaire vesaire dedi. Ben de yaptığı şeyin eleştiri olmadığını ona ispatladım. Eleştirinin tanımının linkini ona atarak. Aynı zamanda işte neden sadece onun yorumuna cevap veriyormuşum da başkalarının yorumlarına cevap vermiyormuşum, öyle bir şey yok. Ayrıca sonuçta ben bu videoyu atarak bir diyalog başlatıyorum. Burası bir monolog alanı değil. Sen de yorum yaptıysan cevap alabileceğini düşünmeliydin diye cevap verince de ben eleştirdim dedi bana. Ben de eleştiri yapmadığını, çünkü BTS tanımasaydınız keşke demek eleştiri değil. Neyse böyle işte, bu da uzadı bitti falan filan. Sonuçta ben haklı olduğumu tabii ki biliyordum ve bunu da ispatlamış oldum. Çünkü arkadaş bütün mesajları silme gereği duydum. Japan Candy Box hediyeye Pelin, ya çok tatlı bir ailesiniz. Reaction'ları Kore'yi boş ver Senem abla. Aile vlogları bekliyorum senden. Çok keyifliydi bu video yazmış. Pelin'cim çok teşekkür ederim ama ailemin böyle bir şey sürekli yapmak isteyeceğini hiç zannetmiyorum. Ama arada ben onları şey yapıyorum. Bu anneme ben bir gün önceden söylemiştim. Dedim ki yarın seninle video çekeceğiz dedim. Üf, tamam ya falan yaptı böyle. Sonra ben onu kolundan tuttum getirdim. Sonra babama da dedim ki biz video çekeceğiz, istersen gel dedim. Babam çalışıyor çünkü o sırada, bilgisayarda işi vardı. İşte mail falan bilmem falan. Ondan sonra aşağı inişinin sesini duydum. Gel gel dedim video sırasında. Geldi oturdu o da. Böyle spontane bir şey oldu yani. Teşekkür ederim ama. Annem de babam çok sevindisin yorumlarınızı görünce. Başka bir yorum okuyorum. İlk izleyişimiz Yesan Hirayem MV Reaction. Ayşe TR demiş ki bu kişinin ilk kez reaction videosunu izliyorum. Bir şey izlerken duymaktan en nefret ettiğim, bir dakika uzunmuş. En nefret ettiğim en nefret ettiğim bir 5-10 kelimeyi her duruma yapıştıran insan tipidir. Abi Allah, olay ne yani? Niye oldu o şimdi? Tüm reaction'ları böyle mi bu kızın ya? Bunları niye göremiyorlar diyor bir de. Çok fevkalade tespitler yapmış edasında da şaşırdım. Saça niye odaklanıldığını bile bir saniyesinde algılayamamış bir reaksiyoncu var karşımda. Şaşmamak gerek. Klibi ilk izlerken anlamadığı her nokta daha önce film sahnelerinde görebildiğimiz şeylerdi yani, neyse. Cümleler çok düzgün. Sadece ağlaması ve oyunculuğuyla ilgili bir yanıt vereyim ben en iyisi. Yasan geçtiğimiz aylarda bir dizide yan rollerden birindeydi ve küçük rolüyle bile, ki orada da ağlama sahnesi vardı yanlış hatırlamıyorsam, övgü aldı. Buradaki ağlaması da hiç de samimiyetsiz gelmemişti bana. Hala kaçıncı kez izlemişimdir, yine de öyle gelmiyor. Klipte eleştirdiğim noktalar benim de var ama bu reaksiyonda bahsedilenler hiç değil. Bir de klibi ve şarkıyı ilk kez gören duyanlar için orijinalinden izlemenizi tavsiye ederim. Buradan tanımayın ki ilk izleme ön yargısı da olsun demiş. Ben de ona şöyle cevap vermişim. Benim işim sinema, tiyatro, oyunculuk. Profesyonel olarak sinema eleştirmenliği de yaptım. Ama teşekkür ederim işimi bana öğrettiğin için yazdım. İşin olan şeyde bir gün profesyonelleşmeni dilerim o halde yazdı bana. Tabii ben de şalter attı burada. Ben dedim ki herkesin alanları farklıdır. Benim bilgim olmayan şeyde senin bilgin vardır. Benim olmayan şeyde senin bilgin yoktur. Benim bilgim olan şeyde senin bilgin yoktur. Önemli olan bilgilerimizin değil, sadece bir fikrimizin olduğu konularda çok biliyormuş gibi davranmayıp bilgisi olana saygı duymaktır yazdım. O da bana şöyle bir cevap verdi. Burada koptum zaten. Burada gülme krizine girdim. İlk kez sinema eleştirmeni görsem profesyonel olduğuna inanabilirdim ama bir işi yapmış olmak onu iyi yaptığını göstermiyor maalesef. Çok haklı, doğru. Bunlar kriter değil. İlk yorumumda ne yönlerden eksik olduğundan birkaç örnek vermiştim. Hatta bunlar seni sadece reaksiyon videosu çeken biri olarak görüp yaptığım bir yorum, bir eleştiriydi. Bir işi yapıyor olman profesyonel olmanı gerektirmez ama profesyonel olduğunu iddia ediyorsan eleştirilerini bir saçmalık, bir şey var ve olmamış bu, ne oldu burada modunda değil. Şu yönden şöyle olmalıydı, bu sayede şu duyguyu vermeye çalışmışlar. Ama yöntem şu yönden yanlışı diye eleştirebilme bilgin ve kabiliyetinin olmasıdır. Buraları unutmayın. Milyon tane insanın anladığı bir sahneyi anlamamış olmanı sana söylemiş olmam kabalık olmuş olabilir. Bu yüzden böyle eleştiriler almamanı ve gerçekten profesyonel, objektif, tutarlı bir eleştirmen olma yolunda ilerleyebilmeni umarım. İyi şanslar yazmış. Gerçekten dili çok düzgün, saygılı bir arkadaş. Ama şöyle bir hatası var. Videoyu izlememiş ki. Çünkü dediği şeylerin zaten hepsini söyledim ben ki cevabımdan onu açıkladım.
Zaten senin dediğin şekilde yaptım eleştirilerimi. Örneğin ağlama sahnesinde gerçek bir gözyaşı olmadığını her oyuncu rahatlıkla anlayabilir. Ve o sahnede en azından önce gözlerin dolu gösterilip sonra hüngür hüngür ağlamaya geçilmesi gerektiğini, şarkının crescendosunda gösterilen ağlama sahnesinin ağız hareketleriyle şarkının söyleniş şeklinin senkron içinde olmadığını, geri dönüş sahnesinde sadece bir kere saç detayı gösterildi diye saç görünce verilen hikaye geçişinin yeterli olmadığını ve tüm bunların yönetmen hatası olduğunu söyledim. Ancak sen sanki ben yasangı eleştirmişim gibi anlamışsın, açıkça öyle olmadığını söylememe rağmen. Profesyonel olmak bir iş konusunda yeterli bilginiz olduğunu ve bu işten para kazanmanız demektir. Benim mesleğim oyunculuk, sinema eleştirmenliği değil ama merciler tarafından yeterli bulunmuşum ki profesyonel olarak bu işi yapmışım. Beni iş alanların da profesyonel ve işinde yeterli insanlar olduğunu düşünürsek işinde iyi olduğunu göstermez sözü biraz bilmeden atmak oluyor. Ben burada K-pop seven biri olarak ilk kez izlediğim bir videoyu kendimce yorumluyorum ama bu videoda yaptığım yorumlar senin yorumunda iddia ettiğinin tersine gayet somut ve teknik yorumlardı. Ayrıca müzik videoyu izlerken sonuçta bu bir reaction olduğu için kendi kendime ne oldu şimdi vesaire gibi tepkiler vermem çok normal ve olması gereken bir şey. Susup izlersem reaction olmaz sonuçta. Sadece klibi izlemek isteyen açar klibi izler ama insanlar reaction izlemek için tıklıyorsa onlara bir şeyin tepkisini vermem gerek. Sadece susup video izleyen birini izlemek değildir reaction izlemek. Benim alanım oyunculuk ve sinema. Dolayısıyla en azından yıllarca eğitime ve işimden kazandığım tecrübelere ve emeğime saygı duyup bu konuda bilgisi olan kişinin bilgisini sorgulamamanı tavsiye ederim. Aynı alanda uzmanlaşmış insanlar aynı konu hakkında bile fikir ayrımına düşebiliyorken benim alanım olan bir konuda benim yanlış düşündüğüm ve yorum yaptığımı söylemeni maalesef yukarıda açıkladığım nedenlerden dolayı kabul edemeyeceğim. Senin istediğin şekilde yorumlamış ve açıklamış olmama rağmen sana da iyi şanslar dedim ve bir daha cevap gelmedi zaten. Ben bu yorumun üzerine Facebook'ta bir furya yazdım zaten. Dedim ki yorum böyle yapmalı, yorum şöyle yapılmalı falan gibi şeyler yazdım. Hatta bu yoruma yazdığım bir cümleyi Facebook'ta da yazmıştım vesaire. Başka bir yoruma geçiyorum. Yine aynı videoya Evil Gamer F Turkish demiş ki öncelikle Suju'nun Güzeli Misin şarkısının bizim bildiğimiz adı Bonamana yani besbelli şarkı adı. İlla İngilizceye aynen çevrilmiyor. Cümlede hiç virgül yok, tamamen okudum. Bu arada lütfen Yesank ne ya? A nereden çıkıyor merak ediyorum. Elf'e cevap vereceğim yazmış burada da. Kesinla random. Arkadaşlar sanki hepiniz Korece'yi sular senler gibi biliyorsunuz da klibe saçma diyorsunuz. Önce sözleri sindirin bir ya. Ayrıca eleştirilerinizi milletin önünde yapmamanızı öneririm. Kötü olacağı takdirde elf olan biri bu klibin Yeseks için anlamını da bilir. Yani motherfucker random. Ben bunu anlamadım. Dolayısıyla arkadaşa yazdım. Dedim ki ben anlamadım vallahi hiçbir şeyi. Kendi kendime yazıp kendi kendime cevap verdim yazdım. O da tabii ki hayır. İlk paragraf videoya yorumum. Diğeri yorumdaki elflere cevabım dedi. Ay Hitler geldi. Biraz ben size Hitler'i göstereyim. Ondan sonra ben de ironik olmuş biraz kendine cevap vermişsin gibi duruyordu da Korece Yesang falan yazdım. O da öyle olduğunu sanmıyorum yazdı. Şimdi başta Yesang'da Yesang aa nereden çıkıyor demiş. Sonra elflere cevap verirken sanki hepiniz Korece'yi sular seller gibi biliyorsunuz da demiş. Hepimizin Korece'yi sular seller gibi bilmediğine göre A'nın nereden çıktığını tahmin ediyor olman lazım. Korece'yi iyi bilmemediğimizden dolayı kaynaklanıyor. Otomatikman biraz kendine cevap vermiş gibi olmuş ama arkadaş öyle olduğunu zannetmiyormuş. Senem Kore'de birinci güne video gelmiş. Ev arkadaşımı kalacak yeri nasıl buldun? Ben de inşallah ileride gidersem aynısını yaparım. Kalacak yeri internetten buldum zaten. Bunların hepsini anlattık. Yarım izleyince böyle oluyor işte. Japan Candy Box ve hediye videosuna Zeynep en son babalar duyar misali babanın Fransızlığı yazmış. Gerçekten öyle yani. En son babalar duyarı benim hiç izlemedim ama bir fikrim var en azından. Anladım ne demek istediğini en azından. BTS Try Not To Fangirl Challenge Reaction'da BTS Fire Emmy Reaction videosu da çeker misiniz? Cevabım bu. İlk izleyişimiz Attention Attention Emmy Reaction. BTS Fire Reaction'ı yapar mısın? Senem BTS Fire için reaction çeker misin? Özellikle Ilayda da ARMY olduğu için Ilayda ile çekmeyi çok istiyorum. Müsait olduğun zaman BTS Fire Reaction çeker misin? BTS Fire Reaction yapmasına şarkı mükemmel. Ve bunların hepsini farklı insanlar söylemiş. Üçüncü yıl dönüm videosuna, vay be, dörde yaklaşıyoruz bu arada. T
tekrar tekrar izlenmesi gereken videolar. Kalp hiç mi hiç bitmesin, moralim yerine geldi. Yine yeniden iyi ki varsınız demiş Ayşe. Teşekkür ederiz Ayşe. Ama keşke ilk videolarımızı kimse izlemesin. O kadar iğrenç görünüyorum ki yani. Japan Candy Box ve hediyeye annen yabancı mı? Diye sormuş. Evet, annem İranlı. Aynı kişi Jeju Adası 2. bölüme Kore demişsiniz. Kore demişsiniz yazmış. Değilim. İlk izleyişimiz New Astroworker Reaction. Başta wow o oh, deyişine hayran kaldım Senem abla. Teşekkür ederim galiba. BTS Try Not To Fangirl Challenge Reaction. Mustafa demiş ki, burada yine bir tartışma ortamı var arkadaşlar. Sizler ne yapmaya çalışıyorsunuz anlam veremedim hala. Gülücük. Deri pantolon dedi kız. Millet yok öldüm bittim yok ayadım parçalayacağım ağzını burnunu. Hayırdır size ya, size ya. Hayırdır size ya. Bu kadar mı İslam düşmanı insanlara benzemeyi, onları sevmeyi kendinize nasıl uygun görüyorsunuz anlamıyorum. Beyinleriniz çok feci şekilde yıkanıyor. Bunun farkında değilsiniz. Gençlik sizden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetisiniz. Biraz kendinize çeki düzen verin isterseniz rica ediyorum. Yazık günah demiş. Çok alakalı. Ben de şöyle bir cevap vermişim kendisine. Yetişkin bir birey olarak beğenilerim sizin gibi herkese etiket yapıştırmayı ve başkalarının hayatına burnunu sokmaya hak görenlerden öğrenmeyeceğim. Her şeyi İslam'a bağlayıp kendinizi haşa peygamber misaliyle mükemmelmişçesine başkaları hakkında ön yargıda bulunmaya hakkınız yok. Herkes Müslüman değildir, herkes inançlı olmak zorunda değildir. Bunlar bireysel konulardır ve burada yeri yoktur. Ayrıca İslam düşmanlığına, beyin yıkamanızına bu videoyu izleyerek nasıl vardınız? Belki de sizin beyniniz yıkanmıştır. Siz Müslüman iseniz ne güzel, inançlıysanız ne güzel, ibadetlerinizi yerinize getiriyorsunuz ne güzel. Ama eminim ki inancınızın hoş karşılamadığı hakaretlerde bulunuyorsunuzdur. İnancınızın hoş karşılamadığı hareketlerde bulunuyorsunuzdur. O yüzden madem iyi bir Müslümansınız ya da öyle olmaya çalışıyorsunuz, o zaman kendi hatalarınızı düzeltmeye çalışın. Kendinizi eleştirin. Başkalarının inancına karışmayın. Bunu ne İslam iyi karşılıyor ne de adam muaşeret demişim. O da burada sana karşı asla kötü bir şey söylemediğimi zannediyorum. Haklısın ama özür dilerim yorumum için yazmış. Ben de bir daha okuyun ne yazdığınızı isterseniz. Hem bana hem de beni takip eden kişilere hitap etmişsiniz. Rica ederim ve teşekkür ederim özür için yazmışım. O da tamamdır. Peki bir şey sormak istiyorum. BTS nedir öğrenebilir miyim? Senin 2012'deki videonu biliyorum. İzlemiştim yazmış. Ben de Google kullanabilirsiniz yazdım. Mustafa da şey suratı yapmış. Bir şey smiley var ya bir tane şu. Hani... Beğenmemiş yani. Ondan sonra da Banu yazmış. Yalnız arkadaşlar fena kapak oldu gibime geldi yazmış. Random atmış. Kapak değil. Google. İlk izleyişimiz Attention Reaction. Bu arada 3 gün önceki videolara geldim daha. Yani bugünden 3 gün önceye kadar geldim daha. İlk izleyişimiz Attention Reaction. Merve yazmış. Burun ameliyatı oldum. Hasta yatarken seni izlemek beni çok mutlu etti. Düzgün cümle kuramıyorum. Kusura bakma ve cidden teşekkür etmek istedim. Sızlamalarımı bir an unutup seni izlemek beni çok rahatlardı. Çok geçmiş olsun Merveciğim. Çok teşekkür ederim. Sen de beni mutlu ettin şu anda. İlk izleyişimiz Vix Dynamite. BTS Fire ve Young Forever reaction yapar mısın? İlk izleyişimiz Vix Dynamite. Bunu okudum. Pardon. İlk izleyişimiz Girls Generation Mr. Mister. SM ben pek sevmiyorum ama SNSD 2 şarkısını seviyorum. G Mr. Mister G ne? İki şarkısını seviyorum. G Mr. Mister G ne? Peki. İlk izleyişimiz Attention. Abla Fire BTS reaction çeker misin lütfen şimdiden teşekkür ederim. Bir de ona cevap gelmiş. Aynen lütfen. Esra demiş ki ya Senem ablam bu arada bir dakika öncesi varmış. Esra demiş ki BTS Fire yapabilir misin? Sonra bir tane daha yorum yapmış. Reaction. Sonra bir tane daha yapmış. Bir dakika ona cevabını vereyim. Ha Senem ablam bu arada ben 11 yaşındayım ve şimdiden Kore'ye gitmek istiyorum. Hepsi senin sayende çok teşekkür ederim. Esra'cığım. Bir. Daha çok gençsin. Şu anda bir yerlere gitmek istemem. Çok normal, güzel bir şey bu. Ama benim sayemde Kore'ye gitmek istiyorsan
orada bir yanlış var. Yani onu bir daha düşün derim. Yani çünkü ben Kore'ye gitmeyi böyle promo eden biri değilim. Yani benim sayemde Kore'ye ilgin atmış olabilir ama ben öyle Kore hakkında da çok fazla bir şey anlatmıyorum. Genelde K-pop'la ilgili şeyler yapıyorum. O yüzden Kore'ye neden gitmek istediğini bir daha düşünmeni tavsiye ederim sana. Cookies Angel BTS Fire Emblem'e reaction yapar mısın ablacığım? Naz, İlayda ile birlikte BTS Fire istiyoruz. Ben de ona cevap verdim. Ben mi Kore'ye gideyim isterse İlayda mı geri gelsin yazmışım. Gülmüşüm de o da ışından yazmış. İlayda'nın tepkisini çok merak ediyordum. Ya olsun hayırlısı yazmış. Derya. Aynı günde çekilen 1005. videoya hoş geldiniz Gülücük. Abla ya bu grubu sevdim ben. Ben de sevdim Attention'ı. Kore'deki Snapchat hikayelerime Clara Kore. Sen abla Korece'yi kaç yaşında öğrendin? 24, 25, 24, 25'te başladım. İlk izleyişimiz Attention, Twice Cheer Up Reaction yapabilir misin? BTS Fire'ı izlemelisiniz, yeni çıktı. Mihriban, Senem abla gerçekten günde en az iki kere kontrol ediyorum sayfanı, yeni video gelmiş mi diye. Reaction'larını çok seviyorum, her ne kadar bazı videoları bizim zorumuzla çeksen onları bile güzel yapıyorsun. Herkesin senden reaction istemelerinin sebebi bence izledikleri videoların sevdikleri bir ablanın izleyip nasıl yorumlayacağını bilmek istemeleri. Şahsen ben öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Ve Türkiye'de sizin gibi bir kanal daha yok. O yüzden biraz da böyle artık var. Ben de geçen aylarda senden Icon reaction'ı istemiştim ama biraz da kendim için değil, senin tarzına yakın olduğunu düşündüğüm için, seni en baştan beri takip ettiğim için sanki ablam bizim gibi hissediyorum. Neyse fazla uzattım. Her zaman senin arkandayım ve seni hep destekleyeceğim. Hiking demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben ona zaten cevap verdim. Kanalıma girip bildirimleri açabilirsin. Girip kontrol etmene gerek yok yazdım. O da biliyorum. Geliyorlar zaten ama merak işte. Böylece başka videolarımı tekrar tekrar izliyorum yazmış. Makyaj güzel oldum doğrudur videosuna. Ayşe eyeliner biraz dikkat topluyor. Onun dışında makyajsız bence daha güzelsin demiş. Ayşe'cim keşke gerçekten buna inanabilsem ama öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. İnanmayın bunlara. Chubby ile soru cevap 1 videosuna yorum gelmiş Elif Feyza'dan. Bir insan ancak bu kadar kendini beğenmiş olabilir. Yani ülkesine ya da diğer insanlara da bir şey demiyorum elbette ama bir insanda görülebilecek en abartılı özgüven Chubby'de gayet mevcut. Kimse kusura bakmasın da biraz daha objektif bakın bence artık bazı şeylere duygularınızda değil. Mesela bu bir eleştiri değildi. Eleştiri nasıl olur? Size sebeplerini verir. Bu sebepten dolayı böyle düşünüyorum, bu sebepten dolayı böyle düşünüyorum. Şöyle olmasını tavsiye ederim falan diye de biter. Bu bir eleştiri değil. Bu tamamen canım sıkıldı yazdım. Seni de sevmiyorum. Haklı bir yorum. Attention reaction, BTS final reaction yap lütfen. Bir de büyük harfler yazmış. Try not to fan girl challenge BTS. Senem abla BTS fire reaction yapar mısın? Yine Esra. Aynı şeyi 1000 kere yazmış. Ayan Çingu TR tartışması. Ha şeye yazılmış tartışma. Ulan dedim bu ne? Yani kanalın sayfasına yazmış. BTS Fire diye çıldırıyoruz abla. Attention reaction. Biz o çatılarda mangal yaparız hacı yazmış. Doğru yaparız ama onlar da yapıyor. Bir tek biz yapmayız yani. Koreliler de yapıyor mangal. Sümeyye demiş ki yine Attention'a Senem abla BTS Fire reaction yapar mısın lütfen? Chubby ile soru cevap 2. Chubby kuzum uzun zamandır video koymuyorsun hayırdır çok mu çalıştırıyorlar seni elin oğlunda yazmış. Chubby olmadığım için cevap veremeyeceğim. İlk izleyicimiz BTS Doğup. Acaba BTS Fire için reaction yapar mısınız? Tepkilerinizi çok merak ediyorum da. K-pop dans oyunu. Şöyle demiş ki hiç çalışmadınız değil mi önceden? Çalışmadıysanız bence gayet iyi tebrik ederim. Teşekkür ederiz çalışmamıştık. Öylesine yardımmıştık. Japan Candy Box hediye videosuna üçü bir arada ay bu tatlılığa bir devamını bekleriz yazmış Marshmallow. Adı gibi tatlı bir insan olduğu belli yorumundan da. İnşallah yaparız bir gün yine. Ben çok spontane olduk dediğim gibi. 4 gün önce geldik. İlk izleyişimiz Attention. BTS Fire Comeback yaptı. Reaction bekliyoruz Senem abla.
Obsession Dark demiş ki hiç beğenmedim şarkıyı, ya tutarsız tipli bir şarkı. Reaction'a değecek bir MV değil yazmış. Ben de ona cevap vermiştim, hatırlıyorum. Şu an bakayım. Nedir reaction'a değecek şarkı kriterleri diye sormuşum. Bir, ilk kez izlediğim için hiçbir fikrim olmuyor. İki, bana güzel başkasının, bana güzel gelen başkasına kötü, bana kötü gelen başkasına güzel gelebilir. Yani kime göre, neye göre yazmışım. Sonra da mesela bir klibi ve şarkıyı hiç beğenmezsem videoyu yüklemeye değer değil midir? O zaman her reaction videosunda her şeyi beğenmiş olmaz mıyım? Bu rol yapmak sahtekarlık ve herkese mavi boncuk dağıtmak olmaz mı diye de eklemişim. O da aha üstüne alınmana gerek yok, emin ol ben grup için yaptım yorumu. Aha yani senin videolarını beğeniyorum, izliyorum, destekliyorum yazmış. Ben de reaction'a değmeyecek deyince alındım tabii ki üzerime yazdım. Ki hala bana yazıldığını düşünüyorum bu yorumun. Yok alınmanıza gerek yok bence, samimiyetimle söylerim, gruba yönelik bir yorum yaptım. Eğer öyleyse de yanlış Türkçe kullanmış. Çünkü gayet reaction'a değmeyecek demek. Benim reaction yapmama değmeyecek bir video demek yani bu. Daha ne demek olabilir? İlk izleyişim Zaptenşin yine. Ben Wushin'i Chonji'ye benzetiyorum en çok. İkisinin de kim olduğunu bilmiyorum gerçekten. Rukiye demiş ki Most X'in reaction'ını yap lütfen. BTS Try Not To Find Girl Challenge. İlk saniyeden kaybetmek yapmaya çalışıyorum ama olmuyor ilk saniyeden. Olmaz. Olmaz işte. Astro Hide and Seek Reaction. İstek isteyip gıcıklık yapacağım. Seventeen yap. Tebrikler, başarılı oldunuz. Attention. Benzetmen çok normal. Grup zaten diğer idollere benzemeleriyle biliniyorlar. Jimin'e benziyor bu arada bu işin. Jin'le Jimin'i karıştırmıyordu. Mon Bebe 2.31 dakikada ben de aynı tepkiyi verdim. Acaba ne tepki verdim şu an bakamayacağım. Büşra, abla öncelikle gene çok güzel bir reaction olmuş. Bir isteğim var. Emri değil ama Teyhan Fantastik diye bir programa katıldı. Bir kadına düet yaptı. Eyes No Sleep'si söyledi. YouTube Teyhan Fantastik diye yazarsan çıkar. Onun reaction'ı yaparsan çok sevinirim. Çoktan izledim. İlk çıktığı an izledim. Yüklendiği an izledim. Muhteşem bir düet tabii ki. Teyhan Karzmak gibi bomba. Oradaki hatun kişi de çok bomba. Ama biliyorsunuz ki sadece müzik video reaction'ları yapıyorum. Öbür türlü yaparsam hiçbir şey izleyemeyeceğim anlamına geliyor çünkü bu reaction çekmeden. Biliyorsunuz Kore benim aynı zamanda hobim, yani benim hoşuma giden, benim de takip ettiğim bir şey K-pop. Otomatikman ben hayatımı mahvetmek istemiyorum bu konuda. Kendimi sevdiğim şeyden maruz bırakmak istemiyorum. Otomatikman sadece MV'lerle sınırlı tutmayı düşünüyorum bunu. Jeju Odası 2. bölüme Soju Sab'ın geçtiği yollardan geçmişsiniz hep. Bilmeyenler için One Sunday'de izlerseniz anlarsınız. İzlemedim. Bakmak lazım. AOA Cream I'm Jelly Baby Reaction. Abla seni gerçekten çok sevmeye başladım. Çok sevimlisin ve benim gibisin. Ben de böyle sevimli. Parantez senin deyiminle. Çok tatlı oluyorsun öyle yaparken. Kız konseptlerini sevmiyorum. Hareketli seviyorum ya, bilmiyorum. Bence sen de hak ettiğin değeri almıyorsun. Yani daha ilerlersin bence sen. Hiking. Çok teşekkür ederim canım. Çok merci. İlk izleyişimiz BTS Doop. BTS'in diğer şarkılarını da yapar mısınız? Attention. Ya abla çok teşekkür ederim. Belki o yüzden değil ama ben onlara bağlandım. Ben yazmıştım Attention reaction'ı yapar mısın diye. Gözü çok mutlu oldum. Çok teşekkürler. Bu arada o Baekhyun'a benziyor. Hani ve hiçbirinin ehliyeti yok. Ehliyet için geyik yapmıştım ya. Mama mu you're best? Abla oksa saç kası fasa. Hasa. Ve gerçekten ben de Mark'ın olduğuna inanmadım. Sesi mükemmel, bayılıyorum. Acayip yetenekli. Shumin, doğru yazmamış olabilirim. Benzeyen kız Moonbyul, siyah saç kız Solar ve paslayan kız da Wayne. Bunu yazan 1600. kişisiniz. Tebrikler ve artık kızları %90 tanıyorum. Mamamoo fanı oldum diyebilirim artık. İstanbul Karaca Kampı 2014 yazı 35-15. Koyun beni oraya, vallahi bütün gün izlerim. 35-15'te ne var gerçekten bilmiyorum. 5. gündeyiz. 5. günden 6'ya geçelim. Bırakacağım artık okumayı. Attention reaction. Hani Baekhyun'a benziyor sonunda. Baekhyun'a benzeyen adı Hani ve boy group medley'de Lamiral Chelsea'ni söylemişlerdi. Baekhyun'un kısmını o söyledi. Ay attention reaction'a halaya. Huhuhu tey. Melike, attention, teen tabanı juniorları Baekhyun'a benzeyendi bu grupta. Evet, ben attention duydum daha önceden. İsmen duymuştum. Endin'in çocukları olduğunu unutmuştum. Sonra yorumlar gelince doğru olmuştum böyle. Ama reaction yaparken onu unutmuşum yani.
2.31 aynen şifirler görürse gerçekten tam şifirli sahneydi o. Mix Dynamite. Senem abla sen ne dersen bundan susmayacak sanırım. Videoda açıklama yapmana rağmen hala yorumlarda görüyorum ama kendimi Senem ablanın yerine göre Mix fanların da aşırı tepki vermiş. O Mix grubunu sevmediği için böyle değildi. Artık o kadar çok istek gelmesi yüzünden ve 1000 defa istek üzerine video çekmeyeceğim demesine rağmen hala istek geldiği için yorulmuş artık. Yo! Diğer fanların bunu anlayışla karşılaması lazım bence Senem abla. Sen üzülme fakim. Ellerine sağlık Simay'cım. Abdelşah'ın Senem abla Topyam'ın Japonca emirlerinin reaction yapabilmesine özellikle Junkei. Burası Kore biliyor arkadaşlar. Zehra, Senem abla attention senin dediğin gibi 10 kişi bazen düz mantık işe yarıyor. Beyin bedava. Atıyor beni, beyin bedava. Abla hep Kore'ye gidiyorsun ve neden oraya taşınmıyorsun? Kore'ye sadece 2 kere gittim ve oraya taşınmak o kadar kolay bir şey değil. Hiçbir yere taşınmak kolay bir şey değil. Burada İstanbul için ev taşınmak bile kolay değil. Kübra, ilk Nike Yehet yazmış. Big Bang Bebe Reaction. Ya çok şirinsiniz. Allah'ım günüm bunları izleyerek geçirebilirim. Bir de Bebe Reaction'da yazmış ama bunu. O kadar sapık sapık şeylere. Teşekkür ederiz. İlk izleyişimiz Fix Dynamite. İnsanların neden şunu çek bunu çek diye zorluyorsunuz. İsterse çeker, istemezse çekmez. Ben bu kanalı biliyorum. Bilmiyorum. Yeni gördüm. Mesela kanalı gezdim Infinite var mı diye yokmuş. Eğer gözümden kaçmadıysa tabii. Ben bu arada Infinite için de çek demem ki. Çok istiyorsanız bence kendiniz çekin yükleyin. Hah ağzına sağlık. Kişiyi o kadar bıktırmışsınız ki öylesine bir video çekmiş. Yeter artık deyişiniz. Sarp Sultan duymuş valla. Siz duymamışsınız. Ayrıca ben inspirit olduğum kadar Starlight'im yani Wix fanıyım. Bazılarınız yüzünden Wix'i böyle bir reaction'da görmekten dolayı sinirlendim. Yapan kişiye sözüm yok. Kendisi tepkisini ortaya koymuş ve Wix'e denk gelmiş. Teşekkür ederim. Bir kişi anlamış en azından. Lütfen çok istiyorsanız kendiniz yapın. Günlerce Wix MV'sini bekledik. Açın MV'yi izleyin. Bir faydanız dokunsun. Reaction'da olmayıversin. İnsanları tanımadıkları gruplar hakkında zorlamayın. Aa, ellerine sağlık. Bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Eleştiri yapmayıp sadece öylesine yorum yapanlara ve bu ne ya falan tadında yorum yapanlara ve işte bu ne biçim reaction falan gibi yorum yapanlara çok güzel bir önerim var. Yine bunu Facebook'tan yazdım. Bedava. Herkesin yapabileceği bir şey. Herkesin yapabileceği bir şey. Bedava. Dediğim gibi şöyle bir teklifim var. Buyurun YouTube'da bir kanal açın. Kendi reaction'larınızı kendiniz çekin arkadaşlar. Madem başkalarının çektiklerini beğenmiyorsunuz. Reaction'ı izlerken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Ben bu reaction'ı izlemek istiyorum deyip tıklıyorsunuz değil mi? Ama sizin o reaction'da duymak istediklerinizi duyacaksınız diye bir garanti yok. Otomatikman hoşunuza gitmeyen şeyleri duyacakmışçasına o linke tıklayın. Yapmayacaksınız. Hiç tıklamayın. Başkalarının sinirini de bozmayın. Hala 5. gündeyiz. 6. güne niye geçemedik? Kawaii Box videosuna çok öleceğim kullanmasan güzel olacak. Ama öleceğim. Hepimiz bir gün öleceğiz arkadaşlar. Japan Candy Box hediye. Annenin ve babanın tatlılığından paket olarak bize gönder. Senem anne biz de Cute Box diye açalım. Ya bu nasıl sevimli bir yorum ya. Tiara olayı ve diğer şeyler videosunda Tiara dersuslarım diğer gruplar gibi şirin gözükmeye çalışan ve bunun için kendilerini zorlayan bir grup değil. Diğer gruplar her ne kadar şirin olsalar da Tiara'nın ayrı bir anısı var. Peki. Japan Candy Box. Senem abla sen şu an Beşiktaş'ta mı oturuyorsun? Ace Blank adlı bu arkadaş sürekli beni SNSD diye taciz eden bir arkadaş. Asla unutmuyorum bu ismi. Çünkü gerçekten sürekli taciz ediyor beni SNSD diye. İnanıp da yapmayacağım. Hiç SNSD comeback yapsın yapmayacağım reaction. Sırf sana inat. Bak sorumlusu sensin Ace Blank. Ona göre. Beşiktaş'ta da oturmuyorum ayrıca. Hiçbir zaman Beşiktaş'ta oturmadım. Allah'ım gülmekten öldüm benim için best of RCTR olabilir. Japan kendi bakışı yazmış. Çıkabiliriz. Yesan reaction. Young Forever reaction please. Bir de 2 Mayıs'ta BTS Fire Emmy çıkacak. Young Forever yapmasa Fire yap lütfen. Digiturk'te KBS veya herhangi bir Kore kanalı var mı? Bilen varsa yok. İlk izlemişimiz Big Bang's Atır. Bir ara sinir krizi geçiriyorsunuz sandım. Random. Geçirdik abi. Geçirdik yani. Ya sanki Ryan Monster X Hero lütfen. Yuri. Geçen yıl Super Junior'ın 10. yılına özel SM Suji'ye ait alt şirket açtı. Bundan sonra Label SC altında. Suji bütün her şeyini kendi karar verip kendileri yönetiyorlar. Yani bu klipte S'lerin karışması olmadan Suji üyelerinin yani Label SC
SJ'in hazırlamış olduğu bir klip. Haliyle ilk label SJ simgelerinin yer aldığı ve yaptıkları ilk iş bu klip olmuş oldu. Teşekkür ederiz. Esma Hatun'un şu an çok mutluyum çünkü Senem abla Super Junior ile ilgili yaşanan olaylar yüzünden hiç reaction yapmıyordu ama şimdi Yasangı şarkısıyla yapması beni mutlu etti yazmış. Altına bir sürü yorum gelmiş. Biri ne olayı yazmış. O da Senem abla ve Gizem ablanın bir videosunda Elflerden bazı gereksiz yorum kullanmışlardı da. Elflerin bazıları gereksiz yorum kullanmışlardı da. Evil Gamer bazı elf değil gayet fandomın %90'ı atara gelmişti. Haksız oldukları bir olay da değildi şahsen. Her neyse yazmış. Esma Altun cevap vermiş. Ben de bir elfim. Onları gerçekten çok seviyorum. Evet elfler haklıydılar ama bence o şekilde davranıp haksız duruma düştüler. Daha mantıklı cevaplar verip daha anlamlı eleştiri yapsalardı haksız olmayacaktık. Aynı zamanda insanların fikrine karışmamak bize elflerin gerçek harikalığını gösterebilirdi yazmış. Yesangmin tam olarak ne olduğunu anlatır mısın yazmış. Esma Altun. Mamasita zamanlarıydı galiba. Senem abla Gizem abla bir video çekmişti ve o videoyu izleyen elfler biraz sinirlendi. Haklılardı doğrusu. Ben de sinirlenmiştim ama benim düşüncem haklıyken haksız duruma düştük. Skandallar, comeback'lar, LGT'nin susmak bilmemesi ve daha fazlası videonun adı bu bakabilirsin. Evil Gamer Esma Altınaz'a yazmış. Haklısın, sakin olsak daha iyi olurdu ama o zamanlar bizim üstümüze çok geliniyordu. Ex-Fayerler tarafından farklı ortamında bir de üstüne konsepte laf edilince lider dönmüş. 2 yıl sonra comeback var. Millet bir afalladı. Olup bitmiş bir şey, elden gelen bir şey yok. Ama her zaman susmak daha iyi değil. Artık sonra ezikliyorlar diğer fanlar ama yine elf iyi yani diğerleri bulutta nem kapıyor. Hiç virgül yok yine dediğim gibi. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Sonra da şey yazmış Evil Gamer yine. Silmişler herhalde yorumları yazıp ve şu emojiden koymuş. Ben de cevap verdim. Belki yanlış anlamış olabilirim ama ben yorum silmiyorum. Silinmiş ise yazanlar tarafından silinmiştir. Ayrıca video içeriği hakkında haklı ya da haksız bir taraf yoktu. Görüş görüştür, bazısı katılır, bazısı katılmaz. Gelen tepkileri ise hakaret ve tehdit doluydu. Biz asla hakaret etmememize rağmen dolayısıyla haklıyken haksız duruma düşünülmedi. Direkt haksızlardı yazdım. Esma Altun yavrum üzülmüş bana şey yazmış. Senem abla üst taraflarda yazdıklarımda seni sinirlendirecek ya da kızdıracak bir şey yaptıysan özür dilerim yazmış. Ben de estağfurullah özür dilenecek bir şey yok yazdım. Böyle. Japan Candy Box aileme ve diyaloglarına bayıldım. Çok zevkli bir video yazmış. Teşekkürler. Büşra ne kadar tatlış bir aile yazmış. Teşekkürler. Yesanki Ryan Reaction. Senem abla Twice Cheer Up yapar mısın? Bildiğim kadarıyla kendi şirketlerine geçti Sucu. SM'in alt şirketi. Gelecek klip olursa ona bağlanır diye umalım ve iyi şanslar dileyelim. Senden bol video bekleyelim. Stockholm mod ona alıp her yerden seni takip ederim. Ay Duygucum yazmış bunu şimdi gördüm. Ana Duygu sağ ol. Yaptın Duygu. Çöbi ile soru cevap 1. Çöbi sana buradan selam gönderiyorum. Gönderdim. Selam. Çekik gözlerini seviyorum. Topiam Go Crazy Reaction. Abla rica etsem Topiam'in dance videolarında reaction yapar mısın? Özellikle Go Crazy. Hayır. Yapmam çünkü milyon defa izledim. Japan Candy Box hediye. Senem abla annen çok tatlı ve sevimlisiniz. Ayrıca video için teşekkürler. Başka videolarda anneni görmek istiyorum. Umarım öyle olur. Teşekkür ederiz. JYP Still Alive Fire Reaction. Hakikaten where is the Topiam? Hakikaten. Dedim ben de dedim where is the Topiam dedim. Ayrıca ölmedi terbiyesiz. Şermi yazmış orada bunu. Şermi de Japan Candy Box'a da yazmış. Ya tezimi çevirmem gerekirken sizi izliyorum. Çok tatlısınız. Annenizi arkadaşını zannettim. Çok genç biri. Şöyle diyeyim. Annem 60 küsur yaşında. 60 bir de küsürü var oğlum. Ama genç gösteriyor. Umarım ben de bir işe yarayacağımı düşünüyorum. Gerçi beni olduğumdan daha küçük zannediyorlar. Sanırım işe yaramaya başladım. Ama bu biraz ciddi alınmam ama sebep olabiliyor bazen. Ve baban çok eğlenceli Senem abla sen çok tatlısın videoya bayıldım. Hehe teşekkür ederiz. Ali Harun Aydın Yesan reaction'a S.A. yazmış. Ben de ona A.S. yazmadım tabii ki ne alaka. Simge abla biliyorum istek üzerine yapmıyorsun ama ben şansımı bir deneyeyim. Deneme. Ne olur deneme. History diye bir grup var biliyor musun bilmiyorum. Biliyorum. Ama çok güzel bir grup şarkının adı Might Just Die çok güzel ne olur dinle. Dinlemeyeceğim ama yani şu an. Gerçekten dinlemeyeceğim yeter. Abla biliyorum istek üzerine... Bir dakika ya bunlar ne copy paste mi yapıyorsunuz abi? Aynı insan mısınız? İki yorumda aynı şekilde başlıyor çünkü. İki farklı yorum. Abla biliyorum istek üzerine klip yapmıyor. Sinirlendim konuşamıyorum şu an.
Yapmıyorsun biliyorum ama Monsta X diye bir grup var. Onların Hero şarkısı bence çok güzel, yapar mısın? Buna da cevap gelmiş. Aynen ya. Aynen, çok iyi bir grup. Kesinlikle bakmalısın. Evet, o gruba da kesinlikle bakmalısın. Evet, de şarkının başı harika. Peki güzel. Siz beğendiyseniz ne mutlu bana. Yapmayacağım. Melis, 17 Pretty You lütfen abla. Yapmayacağım. Beyza, evet Elif ama doğruyu söylemek gerekirse MV cidden kötü. Tamam ya, sen profesyonel bir oyuncu olmayabilir ama yine de güzel oynadığını düşünüyorum bence. Buradaki hata ya klibin içeriği mi diyeyim ya da çekim hatamız diyeyim, yani dediğim gibi bir yerde Ander Yasan'ın hüngür hüngür ağlamaya geçmesi vesaire falan saçma olmuş ama onun ağladığını görünce de dayanamıyorum, orası da ayrı. Sinirden çatladığım yer, abi böyle şeyler neden Suci'ye denk geliyor? Ya bu adam ilk solo albümü çıkartıyor, zaten diğer üyelerin çoğu aktif değil, sen biraz bu adamın üstüne düşsen ölür müsün Esam demeden geçmek istemiyorum. Her şeye rağmen biz Elfler sayesinde güç, kuvvet bulduklarına inanıyorum ve bu yüzden Karibisan'la geçsin, biz senin sesine hastayız zaten adamım. İzlemeler az olmuş, ne olacak, dünya çapında sesinizi duyuruyorsunuz ya zaten. Yani diyeceğim o ki en iyi kötü izlenme az vesaire diye kimse moralini bozmasın, biz malımızı seviyoruz, biliyoruz, seviyoruz. Fighting Suju, Fighting Elf, The Last Man Standing yazmış. Esma Atona cevap vermiş, aynı fikirdeyim, ben de bir elfim, iyi ki bir elfim, iyi ki elf olmuşum ya. 6 gün önce geçtik. Ama aynı video yorum olduğu için devam ediyorum Esanga. Ya çok güldüm bu reaction'a. Ha, klip mantıksız olmuş gibi aynen ama şarkı süper. 17 Pretty Lou lütfen. Bakacağım aynı insan mı yazmış bu. 17 Pretty Lou biraz önce yazalım. Melis Çinler. Melis Ayra Bayrak değilmiş. Çok iyi olmuş abla, her zaman gibi içinden geldiği gibi yapmışsın deyip bitiriyorum. 6 gün önceye geçtim. Yeter. Yeter, 10 saattir yorum okuyorum. Bundan sonra böyle yapmayı düşünüyorum. Üşenmezsem. Yorumlara böyle cevap vereceğim bundan sonra. Yazmaktan daha kolay. Ay yoruldum, benim ağrıdı. Ay. Ay hitleri gösterecektim ben size. Nereye gitti o? Bir dakika. Sen değil, sen değil. Geldi. Miyavlamasını duydum. Aaa selam. Ne haber aşkım? Bakın bu Hitler. Adı neden Hitler? Eğer suratını gösterirse. Ama tırmalıyor, ediyorsun sokak kedisi. Suratını göster bir Hitler. İçeri girme de. Pişt pişt, buraya bak. Hitler. Hitler, bana bakar mısın bir kere? Hitler. Aşkım bir bana bak. Çıldırdım manyak. Bana bak. Bıyığı gördünüz mü? Yani bıyık değil de o. Şurası var ya. Şurası. Şuradaki tüyleri var ya kahverengi, bak. Şu. Yamuk Hitler. Bıyığı gibi olduğu için adını Hitler koydum. Bayağı içeri girdi şu an ama öbür kapı kapalı. Aha korktu zaten gidince. Yasak çünkü buraya girmesi, biliyor. Yapıyor. Aşkım, sana sosis vereyim mi? Bayağı oradan ben seni seviyorum ayağına yatıp buradan evin içine girmeye çalışıyor tabii. Nereye? Şşt. Hanımefendi.
da kendini tek sevdiren kedi. Geçenlerde torunu oldu. Kızının kızının çocukları işte. Kim ısırıyor sen? Kızının çocukları oldu ama ben daha göremedim. Babam görmüş. Kız da soyadsız ama o da sevdiriyor. Tek iptersi yediriyor. Hadi bitti. Ona mama veriyorum. Öbürleri Hitler sevmiyor çünkü. Bilmiyorum. Diğer bütün kedileri dövüyor. Dişli ya. Herkes peşinde koşuyor zaten bu. Güle güle. Yukarı gel. Çatıya sosis vereyim. Eğer bundan önceki videoyu izlemediyseniz videonun üzerine tıklayıp izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma hala abone değilseniz buraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Beğenmeyi ya da beğenmemeyi ve videonun altına yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın. Annyeong!